Merhabalar. Bugün çok güzel bir ev yapımı pizza yapacağız. Çok basit yapması. Malzemelerimiz öncelikle bir mayalanma sürecimiz olacak. O süreçte bir un, maya ve suyumuz, birazcık da tuzumuz var. Onları yapmaya başlayalım. Burada önemli olan nokta suyun birazcık oda ısısında olması gerekiyor. Yani çok soğuk değil, çok sıcak da değil. Çünkü bu mayalar yaklaşık 32-33 derecede aktif hale gelmeye başlıyor. İtalyanların dediğine göre bu mayayı suda açtıktan sonra yaklaşık şöyle bir 10 dakika aktif hale gelmesini bekleyin diyorlar. Biz de muhtemelen bunların aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu mayamız birazcık aktif hale geldi. Birazcık tuz ekleyeceğim sadece buna, böyle bir tutam kadar. Suyumuzu ve mayamızı. Şimdi önce böyle bir nazikçe şu hamurların hepsini birbirine bir geçireceğiz. Bunun böyle pürüzsüz bir hale gelmesi gerekiyor. Pürüzsüz bir hale geldikten sonra bunu yaklaşık bir 2 saat kadar dinlendireceğiz. Mayalanmasını bekleyeceğiz. Bunlar şişecek, kabaracak. Yaklaşık 2-2,5 katı kadar bir hacme ulaşacak. Şimdi burada size önemli bir nokta göstereceğim. Bu hamuru yoğururken böyle lastik gibi açıp ya da sağa sola böyle esnetip değil. 4 parmağımızla en uç noktasını alıp avucumuzun şu iç tarafıyla, bu tarafıyla şöyle atıp tekrar geri alıyoruz. Döndürüp tekrar bu şekilde 4 parmak açıyoruz, geri alıyoruz. Okey, hamurumuz artık hazır. Şimdi bunu isterseniz porsiyonlayıp, isterseniz porsiyonlamadan beklemeye alabilirsiniz. Ben porsiyonlayıp alacağım. Çünkü mayalanan hamura mümkün olunca dokunmamak gerekiyor. Dokunmamak ve dokunurken de çok nazik bir şekilde davranmak gerekiyor. Bebek gibi. Şöyle çok hafif bir açıp. Şimdi bunu 4 eşit parçaya böleceğiz. Şimdi buradaki nokta bu 4 parçayı birbirine mümkün olduğunca çok yakın tutmamak. Çünkü bunlar yaklaşık 2 katı kadar büyüyecek. O yüzden mümkün olunca uzak ve hiç hava almayacak şekilde streç filmle sarıp 2 saat beklemeye bırakacağız. Üzerine de şöyle bir bezimizle kapatıp oda sıcaklığında bir yerde 2 saat kadar muhafaza edeceğiz. Şimdi ilk önce biraz zeytinyağıyla. Ben bu domates püresinin yarısını kullanacağım. Yani 350 gram kadarını. Sarımsak atacağım, tuz atacağım, biraz da şeker atacağım. Oradaki şeker domatesin asidesini birazcık düzenleyecek. Yoksa domates eğer içine şeker girmezse biraz fazla asitli olabiliyor ısı gördüğü için. Sarımsakları içinde püre hale getirecek şekilde eziyorum. İçine aşağı yukarı şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik koyacağız. Yani kuru kekik koyacağız. Tuzunu ilave edeceğiz. Karabiberini. Asitini dengeleyecek. Şeker böyle bir tutam kadar. Bu böyle çok minik fokurdadığı zaman artık bunu ateşten alacağız ve biraz soğumayı bırakacağız. Ondan sonra da hamurumuzu açmaya başlayacağız. Kardeşiniz lezzet bombası yaşatmak için size toz parmesan da koyacaktır üstüne. Şimdi hamura mümkün olunca biraz nazik davranacağız. Buradaki nokta elimizi yumruk şeklinde yapıp çok bastırmadan şu şekilde bir ilk önce yuvarlak formunu vereceğiz. Domates sosunu çok az sürmeyeceğim. Çünkü ilk önce bu pizza mozzarella ile birlikte değil, sadece domates ve hamur olarak fırına girecek. Çünkü biz ev tipi fırın kullanıyoruz. İlk önce böyle bir 2-3 dakika kadar bir ön pişirme olacak ki hamur birazcık böyle hafiften pişmeye başlasın. Eğer hepsini aynı anda atarsak peynirler kuruyacak ya da hamur pişmemiş olacak. Biz bunun önüne geçmek için... Şimdi bu fırının içerisinde bir pizza taşımız var. Bu pizza taşı olmasa da olur. Yani normal tepsinin altında böyle bir yağlı kağıt, biraz zeytinyağı yapışmaması için hemen hemen yine aynı sonucu elde ederiz. Bu bize bir altında böyle bir çıtırlık, biraz daha o dışarıda yediğimiz odunsu tadı verecek. Bunun üzerine bu pizza yapışmasın diye ben İtalyanların bu meşhur semolina unu var. Bizim de meşhur çünkü aynısı bizde irmik diye geçiyor. Ben irmik kullanacağım. Böyle birazcık üstüne serpeceğim ki yapışmasın.
Ondan sonra bir 2-3 dakika kadar fırına atacağız. Birazcık da toz parmesan ekleyeceğim üzerine. Zeytinyağı dolaştıracağım. Bu ön pişirme yaptıktan sonra artık ana pişirmeye girecek. Yaklaşık bir 7,5-8 dakika kadar